Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Şu andaki stüdyo konuğumuzda Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Cafer Gür Cafer. Efendim hoş Hoş geldiniz. bulduk, iyi yayınlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri de inşaat sektörü. Siz de bu büyük oluşumun birliğinin başındaki isimsiniz efendim. İlk önce sizden bir değerlendirme alalım. Siz bu süreci nasıl gördünüz, nasıl yönetildi? Yani bu yalnızca bizi etkileyen bir sektör değil, bütün ülkeyi, bütün dünyayı etkileyen bir sorundu. Ve şu anda da etkilemeye de devam ediyor. İşte kapandık. Yani bütün ülkedeki bütün iş yerleri kapandı. Haliyle kimsenin beklediği bir gelişme değildi bu. Bir anda ortaya çıkmış bir gelişmeydi. Dolayısıyla kimse bunu öngöremedi. Kimse buna karşı hazırlıklı olamadı. Herkesi, bütün dünyayı hazırlıksız yakaladı. Ve yerle bir etti. Yani ekonomik açıdan baktığımızda bütün öngörüleri, bütün hesapları, bütün reklamları, bütün beklentileri, bütün para akışını sıfırladı, sıfırla çarptı. Tabii işin o boyutuyla hiç kimse ilgilenmedi. Biz de ilgilenmedik, çok fazla bakmadık. Evet, zaman zaman bunu konuştuk, bununla ilgili önlemler almaya çalıştık. Ama önemli olan sağlıktı. Çünkü büyüklerimizi, küçüklerimizi, kendi canımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybedebilirdik. Dolayısıyla toplumsal bir seferberlik sergilendi. Bütün iş dünyası olsun, sendikal kanat olsun, efendime söyleyeyim, kamu çalışanları, işçisi, memuru, zengini, fakiri, hepimiz el birliğiyle bu salgının önüne geçebilmek için bir çaba içerisine girdik. Bunu da başardık. Yani tam anlamıyla başardık denemezsin, daha erken konuşmadım ama gelen verilere baktığımızda ve dünyayla kıyasladığımızda, bir İtalya ile, bir Fransa ile, bir İngiltere ile, bir Rum kesimiyle, Türkiye ile kıyasladığımız zaman çok çok iyi bir noktada, yani bu sınavın neticesinde iyi bir not aldığımızı söyleyebiliriz gelinen noktada. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ikinci boyut. Yani işin ekonomik boyutu. Ekonomiyle ilgili sınav vereceğiz şimdi. Esas önemli olan, yani en az sağlıkta vermiş olduğumuz sınav kadar bunun da önemi vardır. Bugün bu noktadan sonra verilecek olan sınavın çok büyük önemi vardır. Çünkü bir yerde sıfır noktasına gelmiş bir takım altyapılar vardır. Mevcut ama sıfır noktasına gelmiş, sıfır noktasını görmüş bir ekonomi var şu anda. Örneğin mesela turizmde çok ciddi bir altyapımız var. Bir sürü otellerimiz var. Ama Evet. yeni baştan yazılacak. Yani bütün dünyada tahmin ederim ki Dünya Sağlık Örgütü'nün koyacağı kurallar çerçevesinde daha farklı dizayn edilecek olan bir turizm olacak önümüzde. Daha farklı dizayn edilen bir eğitim, yüksek öğretim ve biz de yani bu yeni bir dönem olacak. Yeni baştan çizilecek, yazılacak, kuralları konacak. Ona göre reklamları yapılacak, ona göre ilişkiler kurulacak, ona göre beklentiler içerisine girilecek ve yeni baştan bütün dünyada ekonomi hareketlenecek. Eğer ki her şey yolunda giderse, yani beklenti nedir? Salgının önüne bütün dünyada geçilmesidir. Salgının kontrol altına alınmasıdır. Aşısının bulunmasıdır. Aşı bulunduktan sonra mutasyona uğramamasıdır. İnsan hayatını tehdit etmeye devam etmemesidir. Bu tehdidin ortadan kalkmasıdır. Bunun ortadan kalkmasıyla birlikte tam anlamıyla orta ve uzun vadeli ekonomik politikalar çizilebilecek. Şu anda öngörülere dayalı ekonomik politikalar. Evet. İşte yani tahmin ediyoruz ki Temmuz ayında uçaklar uçmaya başlayacak. İşte Ağustos ayında şu olacak, bu olacak gibi tahminlerimiz var.
Onunla da ilgili Sayın Başkanım, hazır söylemişken, o uçaklarda da tam kapasiteyle uçmayacağı artık ifade ediliyor. Yani yolcular arasında da sosyal mesafenin koruyacağı, yani 200 kişilik bir uçak 100 kişiyle uçacak. Yani bu dediğim gibi salgının önüne tam anlamıyla Dünya Sağlık Örgütü çıkıp da salgının önüne geçildiği, aşı bulunduğu, aşı bütün ülkelere verildiği, bütün ülkelerde işte ne bileyim bu aşı kullanımı başlandı diyeceği güne kadar biz uzun vadeli, orta ve uzun vadeli ekonomik kalkınma planları yapamayız, koyamayız önümüze böyle hedefler. Kısa vadeli hedefler koyacağız. Şu anda bir yıllık bir süre var önümüzde. En iyimser haliyle bir yıllık bir süre vardır. Nedir bu bir yıl? Yani 2011 yılının başlar, 2021 yılının başlarında Ocak-Şubat ayında aşıyla ilgili dünyanın ciddi bir mesafe kat etmiş olması ve aşı kullanımının başlamış olması. Bu süreye kadar geçecek olan, yani bu bir yıllık süreyi bizim çok iyi planlamamız lazım. Çünkü şu anda ekonomi diye bir şeyimiz yok. Evet. Gelirimiz de yok. Herhangi bir gelirimiz yok. Ne bizim ne devletin. Dolayısıyla bu bir yıllık süreyi bizim kısa vadeyi içeren bir ekonomik politikayla planlamamız lazım. Peki siz geçtiğimiz günlerde ekonomik örgütler olarak Sayın Başbakan'la bir toplantı gerçekleştirdiniz. İnşaat sektörüyle ilgili de önemli adımlar atıldı efendim. Yani konuşmalar gerçekleşti aramızda. Evet. Biraz içerik hakkında bilgi verir misiniz? Sürekli görüşüyoruz. İşte bu anlattığım ana başlıkların içerisini doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi uzun vadede evet öngörümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada cazibe merkezi olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yabancılara yabancıların ilgi duyduğu bir ülke olmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de bu fırsattan yararlanarak, yani bunu bir fırsat gibi görerek kendi öz eleştirilerimizi de yapmak, kendi yanlışlarımızdan kurtulmak yoluna da gitmemiz lazım ve güzelliklerimizi eskisinden çok daha fazla korumamız ve gözetmemiz lazım. Doğamızı, sahillerimizi, demografik yapımızı, insan yapımızı, köylerimizi, dokumuzu, bütün bunları eskisinden çok daha fazla korumamız gerektiğini de görmemiz lazım. Ve ona göre işte öngörülerde bulunarak geleceğe dönük bir takım planlama çalışmaları yapmamız lazım. Ama esasen rehavete kapılıp da bu iş bitti diyerek yani geleceğe dönük uzun vadeli planlar yapmamaya da dikkat etmemiz lazım bu dönemde. Çünkü evet, çok tehlikelidir. Bizim ilk önce bir yılımızı planlamamız lazım. Bu bir yıl çok çok önemlidir. Bu bir yıl içerisinde uçak kalkmayabilir, gelmeyebilir, yabancı gelmeyebilir, öğrenci gelmeyebilir, turist gelmeyebilir bu bir yıl içerisinde. Ama biz bu sınırlar içerisinde büyüklerimizle, küçüklerimizle yaşamaya devam edeceğiz. Devletimiz, polisimiz, sağlığımız, eğitimimiz devam edecek. Onun için bizim bu dönemde yani 10 milyar bir paraya ihtiyacımız var. Nereden bulacak bu 10 milyarı geçinmek için? Tahminlerle örtüşmeyebilir her zaman yaşam. Yani işte tahminimizce Ağustos'da açılacak, tahminimizce şöyle olacak. Tahminiyle örtüştüremezsiniz. Çünkü hayatın gerçekleri vardır. İnsanlar kalkar, öğlen oldu mu yemek ister. Tahminiyle sağlayamazsınız onların, evet, ihtiyaçlarını. Akşam oldu mu ihtiyacı vardır, bir şeyler ister. İlaç ister. Dolayısıyla biz en kötü senaryoyu göz önünde bulundurarak bir yılımızı planlamamız lazım. Peki efendim, size göre bu bir yıl nasıl olmalı? Ha, şimdi yani burada üretim sektörümüzü gözden geçirip örneğin hayvancılıktır, efendime söyleyeyim, tarımdır. Bu noktalarda daha ön plana çıkaran bir ekonomik model geliştirmemiz lazım kısa vadede. Yani birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılamaya dönük bir çalışma yapmamız lazım. Bunun yanında KOBİ'lerimizi,
küçük esnafımızı, işletmelerimizi, küçük işletmelerimizi, örneğin mesela inşaat sektörünün her zaman 70'e yakın sektörü hareketlendirdiğini söyleriz. Evet. Yani inşaat sektörünü biz yarın açtığımız zaman, 4 Mayıs'ta açtığımız zaman memleketin 4'te 3'ü çalışmaya başlayacak. Kamu sektörü hariç diğer bütün sektörler çalışmaya başlayacak. Merkez orada inşaat sektörüdür. İnşaat sektörünü bu bir yıllık süre içerisinde hareketlendirmeyi başarmamız lazım. Bunu başardığımız zaman bütün çarklar dönecektir. Bir yıllık süre için. Elbette ki 2 yılı, 3 yılı, 4 yılı da düşüneceğiz, öngöreceğiz. Elbette öngörülerde de bulunacağız. Ama en kötü senaryoda bu yalnız burada değil, bütün dünyada böyle olur. Yani 2008 krizinde de benzeri olmuştu. 70'te Amerika'daki krizde de böyle olmuştu. Bütün dünyada böyle oldu. İnşaat sektörünü kullan, çünkü inşaat sektörünün tramplem görevi vardır. Yani zıplama yapar inşaat sektörü kısa vadede. Dolayısıyla inşaat sektörünü, yani siz inşaat sektörüne enjekte ettiğinizde bir kaynağı, o kaynak bir anda ülkenin %70'ine dağılır. Dolayısıyla bundan dolayı inşaat sektörünü, yani alüminyumcu, perforje üreticisi, boyacısı, çimento fabrikası, çimento fabrikasında çalışan işçiler, taş ocakları, kamyonlar, dozerciler, lastikçiler, benzinciler birbirine bağlı bağlı hepsi gider. Dolayısıyla o sektörü hareketlendirdiğiniz zaman bütün sektörleri hareketlendirmiş olursunuz. Onun için biz diyoruz ki bir yılı, önümüzdeki bir yılı en kötü senaryoyu düşünerek planlamamız lazım ve bir yıl boyunca geçimimizi sağlayabilecek bir düzenek yapmamız lazım. Ha, dünyanın öngördüğü, bütün yani ekonomistlerin, uzmanların hepsinin öngördüğü bir yıl sonra tam anlamıyla normalleşmiş olacağız büyük oranda. Dolayısıyla hem hazır oluruz bir yıl sonrasını, sana hazır oluruz. Önümüzü de görmüş oluruz. Evet, önümüzü gör. Hem de bu bir yıl içerisinde kendi içimizde bir geçim sıkıntısı yaşamamış oluruz. Bu nasıl olacak? Yani bunun için devlete büyük görev düşer. Hem birlikte hareket edeceğiz, hem bu noktada devletin üstüne düşeni yapması lazım. Yani peki, bir sürü detay var bu konuda söyleyebileceğim. Bu noktada, ama ana başlıklarla budur. Bu noktada 4 Mayıs tarihi için neler söylemek istersiniz? Şimdi 4 Mayıs'ı uzunca bir süredir konuşuyoruz. Hı hı. 17 Nisan'da düşünüldüğü bir ara. Hatırlarsanız 17 evet. Nisan konuşulduğu. Biz 17 Nisan'a karşı çıkmıştık. Neden karşı çıkmıştık? Çünkü Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı 17 Nisan'la ilgili açılmak için uygundur diye bir açıklamada bulunmamıştı. Veyahut da açılmasına onay vermemişti. Biz ne dedik? Bu konuda karar siyasi olmayacak, olmasın. Biz de vermeyeceğiz bunun kararını. Bizim talebimiz de şekillendirilmesi lazım bu kararı. Bu kararı bilim verecek. Yani çıkarak Sağlık Bakanlığı diyecek ki tamam, ben altyapımı geliştirdim, hazırım. Bir bulaşma esnasında buna müdahale edebilirim. Veya bilim kurulu çıkacak diyecek ki tamam uygundur. Şu koşullarda bunlar açıklar. Dolayısıyla oradan bunun sinyali geldiği ve onayı verildiği için 4 Mayıs'ta tamam açılalım diye bir şeye girdik, bir çalışmaya girdik. Peki açılma nasıl olmalıdır? Bir, artık çalışacak olan insanlarımız, işçilerimiz yeni koşullarda çalışacaklardır. Artık yani koronavirüsü öncesi, salgın öncesi koşullar yoktur. Evet. Bir yemekhanede işte yemek yerken kaç kişi nasıl oturacak? Bunun ayrı kuralları vardır. Tuvalet nasıl kullanacak? Ayrı kuralları vardır. Bir oda içerisinde kaç kişi kalacak? Sıvacı çalışırken ne kadar mesafede nasıl çalışacaklar? Temas nasıl engellenecek? Bütün bunlarla ilgili yeni kurallar vardır, yeni koşullar vardır.
Şimdi onları çalışmaya başladık. Bugün İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu var Çalışma Bakanlığı'nda. Orada toplantı olacak. Biz birkaç gündür açılmada kuralların neler olması gerektiğini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Tabii süratle kendi çalışanlarımıza, sektörümüzdeki çalışanlara ulaşıp bu koşullarla ilgili de kısa bir eğitim vermemiz gerekir. Bütün çalışanlara bunu da yapmamız lazım. İnşaat sektörü bu açıdan baktığınızda diğer sektörlerden biraz daha şanslıdır. Şanslıdır, daha doğrusu şöyle diyeyim, denetim hususunda inşaat sektöründe endişem yoktur diyorum. Neden? Çünkü ülkedeki bütün çalışma hayatını denetleyen Çalışma Bakanlığı'dır. Yani restoranda da, otelde de, arazide de, tarlada da bütün iş hayatının sorumlusu Çalışma Bakanlığı'dır. Çalışma Bakanlığı'nın ekipleri denetler. Bizde ise buna ek olarak Müteahhitler Birliği var, İnşaat Encümeni var, Mühendis Mimar Odalar Birliği var. Dolayısıyla başka kollardan da zaten denetlenmektedir. Yani çok geniş bir denetleme ağına sahipsiniz. Dolayısıyla o paydaşlarla da birazcık daha fazla dokunarak, birazcık daha fazla üstüne eğilerek işin sağlık açısını da, sağlıkla alakalı konulmuş olan diğer kuralların da uygulanıp uygulanmadığını denetleyebiliriz. Rahatlıkla denetleyebiliriz. İşte inşaat encümeni süratle devreye girecek ve açıldığı gün itibariyle çok süratli bir tarama yapacak. İnşaat encümeninin kendi ekiplerinin yanı sıra Çalışma Bakanlığı'ndan bir müfettiş ve bölge belediyelerinden bir zabıtayla birlikte o konmuş olan kuralların uygulanıp uygulanmadığı gidip yerinde tespit edilecek, denetlenecek. Herhangi bir bulaşma veya bir ateş tespit edilmesi durumunda ne yapılacak, nereye müracaat edilecek, o anda ilk müdahale nasıl olacak gibi bütün bunlarla alakalı çalışıyoruz. Peki efendim, inşaat sektörü, yani Türkiye buradan belli bir miktarda insanın gittiğini biliyoruz. Yaklaşık 50 bin kişiden bahsediliyor bu dönemde. İnşaat sektörü açıldığı zaman bir eleman eksikliği hissedecek misiniz? Eleman eksikliği hissedeceğiz ama bakın, bir kere küçüleceğiz. Evet. Ciddi oranda küçüleceğiz. Bunu herkes kabul edecek. Küçülmenin bir anda olmaması lazım. Çok dik olmaması lazım. Ve belli bir eğimle yavaş yavaş bir ahenk içerisinde olması lazım ki ekonomi bundan zarar görmesin ya firmalarımız bundan zarar görmesin. Dolayısıyla biz elimizdeki iş gücü olanaklarını daha kolektif kullanarak, daha paylaşımcı kullanarak, daha fazla dayanışma içerisinde olacağımız bir organizasyona gideceğiz. Yani örneğin mesela bütün iş gücüyle ilgili bir havuz oluşturup da işte şu anda atıyorum 150 kişilik demirci ekibi boştadır, bilmem kalıpçı ekipleri gelmiştir gibi bir çalışma yaparak elimizdeki iş gücünü daha verimli ve daha kolektif kullanmak zorundayız. Bu arada Rum kesiminde çalışıp da şu anda geri gelmiş olan sanırım 4-5 bin tane daha yerli şeyimiz vardır. İş gücümüz. İş gücümüz vardır. Onları da buraya kanalize edeceğiz. Bu yani elimizdeki mevcut kaynaklarla organize olmak zorundayız. Bu dönemde hiç kimse yurt dışından işçi getirme beklentisi içerisinde olmayacak. Yani bu dönem içerisinde bu mümkün değildir. Özel durumlar hariç. Yani çok özel bir iş kolu vardır. Onunla ilgili uzman gelmesi lazım. Elbette ki onunla ilgili gereği yapılacaktır. Ama onun dışında rutin, yani salgından önce olduğu gibi yaygın bir biçimde zaten Türkiye'den de gelmez. Yani Türkiye'de kendi kapıları kendi içerisinde kapalı. Daha. Salgının önüne tam anlamıyla geçilmemiştir. Birazcık da önümüzdeki dönemi belki günlük, belki haftalık değerlendirerek farklılaştıracağız. Yani uzun vadeli kurallar, koşullar koyamayız bu süre içerisinde. Yani bu haftayı kendi içinde değerlendireceğiz. Gelen haftayı kendi içinde değerlendireceğiz. Umarım, temennim
her şey bugüne kadar olduğu gibi iyiye doğru gitsin. Kötüye doğru herhangi bir gelişme veya bir sürprizle karşılaşmayalım. İyiye doğru gitsin. Ben inanıyorum ki Kıbrıs Türk halkı bundan, yani bu sınavı da, ekonomik sınavı da verecek. Ve yapmış olduğu yanlışlardan, hatalardan ders çıkararak daha sağlıklı bir ekonomik model geliştirecektir. Peki efendim, Mart ayının başına kadar herkesin planları farklıydı. Neticede herkesin bir rutini vardı. Sizin sektörünüzde de yapılan inşaatlar vardı. Bu şekilde devam ediyordu. Zaten görüyorduk da yani büyük inşaatları. Ama Mart ayı başı ile birlikte bu koronavirüs salgının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görülmesiyle yeni bir yola girildi. Yani dünyadaki o daha önce bizden önce girilmiş yola biz de Mart ayı ile itibariyle girmiş bulunduk. Şimdi o projeler şu an durağan bir şekilde bir kenarda duruyor. Bunların tekrar o eski düzene dönmesi sizce ne kadar zaman alacak? Yani 2021 yılını işaret ettiğiniz zaman haliyle çok ciddi yatırımlar söz konusu. Bunlar için de bir şey yapmak gerekiyor mu? Şimdi şu anda 20-25 bin civarında sayımımız daha devam ediyor. 20-25 bin civarında konut bitmiş, yarım, devam etmekte, tamamlanmak üzere olan diye kategorileri ayırabilir. İşte Girne, Esentepe, Mausa, Lefkoşa, Güzelyurt, bütün bu bölgeleri bütün bu bölgeler içerisinde dağılmış. Bizim bu yarım kalan inşaatları tamamlamamız lazım. Atılı olmaması lazım. Yani bunu tam da bahsettiğim ürünü, bu. Evet, ürünü bir gerçek anlamda bir ürüne dönüştürmemiz lazım. Aksi takdirde bunun yarım kalması halinde bu korkunç bir zarara sebebiyet verir. Bunun şu aşamaya gelmesiyle ilgili kullanılan öz kaynaklar var, bankalardan kullanılan krediler var. Bunun tamamlanması ve olabildiğince kullanılması, pazarlanması lazım. Tabii pazar farklılaşmıştır ama şu vardır. Örneğin bizim kendi içimizde konut ihtiyacı vardı. İnsanlarımızın konut ihtiyacı vardı. İşte devletin sosyal konut olarak düşündüğü proje vardı. Bir kısmı oraya kanalize edilebilir. Bir kısmı yurt dışından bu sürede ülkesine dönmeyi tercih eden, isteyen, bekleyen, bunun için acele eden Kıbrıs Türklerimiz vardır. Kendi insanımız vardır. Onların konut ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Ama bunun yarım kalmasını, atıl kalmasını, yani beytambal dediğimiz olay olmamasını sağlamamız lazım. Yani bunun bir ürüne dönüşmesini. Çünkü yani bunu ürüne dönüştürürken hareketlendireceğiniz o sektör zaten ülkenin bütününün de ekmek yemesini sağlayacaktır. Yani amaç bunu, bu yarım kalanı tamamlamaktır. Ama aynı zamanda bu bir yıl içerisinde de bu ülkede yaşayan insanların bir şekilde geçinmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu projeleri tamamlayacağız. Beraberinde 70 sektör bundan yararlanacak. Kamunun, devletin gelirleri buna paralel olarak belli bir noktaya gelecek. Çünkü bakın, bugün sabahleyin yapılan bir çalışmayı bir arkadaşım bana telefonuyla bildirdi. Bizim içeride yaptığımız çalışmalardan. %73'e 27'dir şey, işçilik ve malzeme şey, yani 70'e 30 diye söyleyin. %70'i malzeme ise bunun, bu %70 malzemenin ithal edilirken ödediği vergiler %20'ye yakın, çok büyük bir rakamdır. Devletin kasasına giren büyük bir rakam var. Sonra bunun imalatı esnasında devletin kasasına giren vergiler var. Sonra bunun satışı esnasında devletin kasasına giren vergiler var. %44'ü buluyor bu. Şimdi devlet bu %44'ü alarak ne yapar? Kendi emeklisini öder, kendi kamu çalışanını öder, sağlık giderlerini karşılar, emniyet giderlerini karşılar. Yani bu bir çarktır. Bu basit gördüğünüz bu küçücük ürünün, bu evin yapımı aslında
o firmanın başında olan insanın cebine ve işte bu evi alan arasında oluşmuş bir ilişki değildir aslında. Fotoğrafın bütününü görebilmektir mesele burada. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki biz ısrar ediyoruz. Bu dönemde kimse bir kazanç ve kar etmenin derdinde değildir. Toplum olarak bundan kazanım elde edebilmemiz lazım. Keşke turizm sektörümüzü de aynı şekilde hareketlendirebilsek ve keşke turizm sektörümüzün de sanayimizi, hayvancımızı, üreticimizi beslediği o şeye dönebilsek. Ama bu bir yıldan önce mümkün değildir. Evet. Neden? Çünkü şu anda uçak kalkmıyor. Şu anda tatile gitmeyi düşünen insan yoktur. Evet, iç turizme doğru dönecek. Tamam da iç turizm böylesine dev bir sektörü hareketlendirmek, ayakta tutabilmek için mümkün değildir. Yani bir otel aylık 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gideri olan otellerimiz vardır. Bu otel yalnızca hafta sonu, cumartesi, pazar dolarak, taksitli tatil yaparak o personelini, o running costlarını karşılayamaz. Bu zaman zaman yol kazası geçirdiğinde turizm sektörü, o yol kazasında kısa vadeli çözümler için yapılan kampanyalardır. O boşlukları doldurmak için şeylerdir. Ama uzun vadeli olarak düşünemezsiniz. Dolayısıyla biz belli sektörlerimizin bize katkı yapmayacağını düşünerek de hareket edeceğiz bu durumda. Onun için çok çok önemlidir bu bir yılı. Ben sürekli evet. buna vurgu yaparım. Bu bir yılı planlamak bizim belki de hayatta karşılaşabileceğimiz en büyük sınavdır. Belki de 1974 kadar önemli evet. bir sınavdır. Peki efendim, bir izleyicimiz Mehmet Ali Salih Bey, Sayın Gürcafer yapay küçülme ile ilgili çok doğru söyledi demiş. Size de selamları var kendisinin de. Aleykümselam. Peki efendim, bu inşaatların ekonomiye kazandırılması 20-25 bin adet dediniz, şu an projelendirilmiş. Kimi bitti, kimi bitmek üzere, kimi inşaatı başladı dediniz. Bunların satışı konusunda da bir kolaylık, bir esneklik sağlanması gerekiyor mu? Yani tamam, biz bunu sosyal konut projesinin bir kısmına kanalize edelim ama tamamını bu iç piyasada tüketemeyeceğiz bunun. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere satışı konusunda bunun bir çalışma gerçekleştirilebilir mi? Yani en azından bu dönemde ev alacaklara daha da bir kolaylık sağlanabilir mi? Tabii bunlarla ilgili çalışıyoruz. Yani bunlar daha düşünceli tespitlerdir. Bunların altının doldurulması lazım. Yani bizim şimdi İngiltere'deki arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Hepimizin orada aynısı vardır. Maalesef orada yaşayan Kıbrıslı Türkler İngiltere hükümetinin sağlıkla ilgili son dönemde uyguladığı sağlık politikalarından dolayı çok rencide oldular. Çok rahatsız oldular. Ve birçok insanın yurduna dönmeyi düşündüğünü duyumlarını alıyoruz. Yani en azından belli bir yaşın üzerinde. Yani gençler şimdi çıkıp orada iş kurmuş olan gençler buraya pat diye gelecek hali yok. Ama 60 yaş ve üzeri insanlarımız, büyüklerimiz daha çok geriye dönüşü düşünmeye başlamıştılar. Evet. Şimdi bununla ilgili devletin bir politika belirlemesi lazım. Örneğin mesela bir dönem hatırlıyoruz, İngiltere'de yaşayıp da dönüş yapmış olan Kıbrıs Türklerin aracını, gerecini, eşyasını gümrüksüz, sıfır gümrüğünden getirme olanağı verilmişti. Belki benzer bir çalışma bugün de yapılması lazım. Askerlik konusu çok çok önemli bir sorundu, çok önemsedikleri. Belki mevzuat olarak basit gelebilir. Belki biz kendimiz mevzuatı bildiğimiz için ya işte şöyledir böyledir bunu yaptığı zaman bedeli de yararlanabilir diyebiliriz ama İngiltere'de böyle şehir efsaneleri gibi kulaktan kulağa gezen hikayeler vardır. Bizim
askerlikle ilgili. Yani bizim ben gittim diyor oraya gezmeye da çıkarken beni aldılar götürdüler. Bir daha çıktım 12 ay sonra gibi birçok hikaye korkuyor insanlar. Burada şeyle ilgili. Bizim yurt dışında doğmuş büyümüş insanlarımızla ilgili askerliği tamamen kaldırmamız lazım. Tamamen kaldırmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Bundan 30 sene önce, 40 sene önce başkaydı. Denildi ki her Türk askerlik yapmalıdır. Vatana bağlılık, vatana aidiyet, vatana sevgisini, vatanı görevini yerine getirmesi lazım. Denildi. Bugün öyle değildir. Bugün çok farklıdır. Bugün Dünya Bankası'nda çalışan bir Kıbrıslı Türk parmağını şıklatarak, dokunarak, basit bir dokunuşuna kendi toplumunun toplumsal varlığına çok daha büyük faydalar sağlayabilir. Veya daha farklı bir yerlerde çalışan insanlar. İşte hatırlayın şeyi Kemal Derviş'iydi sanırım. Evet. Bir zamanlar. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı'ydı. Amerika'da yaşardı. Çıktı Türkiye'ye geldi. Ekonomi Bakanı. Evet. Hı-hı. Ve çok büyük katkılar yaptı. Ondan sonra çekti gitti. Şimdi bizim de bu askerlik konusunu artık masaya yatırıp çözmemiz lazım. Bakın realiteyi söyleyeyim size. Bu çocuklar ayarına paya tatile gidiyorlar. Gelemezler diye buraya korktukları için ayarına paya tatile giderler. Bu hayatın gerçeğidir. Bu defa aileleri de onlarla birlikte. Yani çocuğum gelmiyorsa ben de gitmem diyor. Başka yere gider. İspanya'ya gider, İtalya'ya gider. Türkiye'ye gider, Alanya'ya gider, Antalya'ya gider. Ama bize gelmez. Bizim bu soru, peki bakalım istatistiklere ne kadar bedelli şey olur? Yani biz belki de askerliği ülkemizde artık profesyonelleştirmeyi düşünmemiz lazım. Yani bir örneğin bir mimar çocuğumuz veya bir inşaat mühendisi çocuğumuz askere gider. O kampın içerisinde bir yıl boyunca kalır. Biz ona belli bir maaş da verdik. Yemek de veririz, şu veririz, bu veririz. Peki o çocuğu ben alıp planlama inşaat dairesinde desem ki ya bir yıl değil de 6 ay boyunca gideceksin planlama inşaat dairesinde ücret almadan çalışacaksın desem. Acaba daha fazla verimli olmaz mı? Veya bir doktoru askere gidip askerlik yapacaksın hastanede bir yıl boyunca ücret almadan görev yapacaksın. Veya bir hemşireyi veya bir makine mühendisini veya bir turizmciyi yani bu tür hem kamu görevi yaparak hem de daha verimli olarak topluma açısından hem de daha verimli olarak çalıştırmanın yollarını bulmamız lazım. Biz artık tabulara dokunmamız lazım. Yani bu yaşadığımız bize iyi bir vesile olması lazım. Hem geriye dönük kendi öz eleştirilerimizi yapmak, hem yapısal bozukluklarımızla yüzleşmek, hem de radikal adımlar atma hususunda bizim bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Aksi takdirde kaldığımız yerden olduğu gibi devam edelim dersek biz kaybettik demektir. Çünkü bu tam da şeydir, bir musibet bin nasihata bedeldir hikayesi. Tam da o noktadayız biz. Dolayısıyla biz birçok şeyimizi yani bu bir yıllık ekonomimizi planlarken birçok yapısal bozukluğumuzdan da kurtulmamız lazım. Birçok yanlışımızla yüzleşmemiz lazım ve bunların tümünü düzeltmemiz lazım bu süre içerisinde. Peki efendim önümüzdeki dönemde özellikle ev satışlarında rakamsal olarak yani kişilerin alabileceği fiyatlarda bir düşüklük öngörebiliyor musunuz? Yani fiyatlar düşer mi ev fiyatları yoksa malum sterlin de epey bir yükseldi. Bizde bir maliyeti vardır bunun. Hı-hı. Bu maliyetin aşağıya çekilebilmesi mümkün değildir. Çünkü birçok inşaat malzemesi ithaldir. Evet. Yani biz maalesef Türkiye'den bile halen daha ithalatı TL ile yapmayı başaramadık. Halen daha dolarla ithal edilmektedir Türkiye'de gelen malzemelerle. Bunları başarmamız lazım. Artı en büyük ve en önemli maliyet da arazidir. İşte bu noktada devletin yani kendi
uygun bölgelerde, uygun yerlerde yaptıracağı araziyi kendisi vererek, devlet kendi vererek onu vatandaşına yansıtmasıyla mümkün olabilir. Yani Lefkoşa'da Köşklü Çiftlik'te bir daireye arsa maliyetinin yansıması 25 bin pound'dur. Ama atıyorum işte Serdarlı bölgesinde şu kadardır. Veya devletin arazilerinin olduğu yerde sıfırdır. Şimdi bu tür şeyleri bir daha devir harcıdır, efendime söyleyeyim kadevesidir, o sudur bu sudur vergilerle de oynayarak devlet vatandaşının konut almasını %40 ucuzlatabilir. %40'a yakın ucuzlatabilir. Dolayısıyla bunlar da gündeme gelecek bu dönemde. Ama şu andaki yapılmış olanlarda bu nasıl mümkün olabilir onu da bilemem ama elbette bir yolunu bulmak zorundayız bunun. Peki efendim biraz da inşaat sektörünün değişik bir boyutuyla sizle sohbet etmek istiyoruz. Şimdi malum artık Kıbrıs eskisi gibi sıcak bir iklim değil. Hani coğrafya derslerinde öğretirlerdi. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Şimdi soğuk ve yağışlı. Bununla ilgili de çalışmalarda yeni düzenlemeler yapıyor musunuz? Anladım. Yani bu çok çok önemlidir. Enerji kaybının hem sıcak hem soğuk olarak önüne geçilecek ve enerji kaybı yaratmayacak inşaatlar yapmak. Bu dünyada dünyanın çok önemsediği, bütün dünya, Türkiye'de çok yaygınlaştı son dönemde. Avrupa'da çoktan beridir, vardır. Ama bunun için de dediğim gibi bazı yasal düzenlemeleri bizim yapmamız lazım. Örneğin mesela dünyada artık konutun kendi ihtiyacını karşılayacak elektriği üreten çatı malzemeleri vardır. Şimdi dünyada ona doğru gidilmektedir. Güneşten elektrik üreten sıva malzemeleri yapmaya çalışırlar. Peki biz bunu yapabilir miyiz? Şu anda yapamayız. Yani bir elektrik, Kıptek var. Kıptek'in kendi kuralları var, yasakları var falan filan. Yani bunlar da bizim düzenlemeler yapmamız gerekiyor artık. Akıllı evlere yapacağımız teşvikler ve katkılarla akıllı evlere yöneltmemiz lazım. Yani siz bir akıllı ev alacaksanız kullanacağınız konut kredisinin faizi çok daha farklı olmalı, düşük olmalı. Diğerinin daha yüksek olmalı. Ben üretirken, bunu üretirken geriye dönüşüm malzemesini ne kadar çok kullanırsam o kadar devletten avantaj elde etmem lazım. Bu bir sistemdir. Bütün dünyada uygulanan bir sistemdir. Bu sisteme de bizim geçmemiz lazım. Isı ve özellikle ısıyla ilgili, evet, izolasyon ve ona dönük evlerin yapılması, bir de geriye dönüşüm malzemesi kullanarak şeylerin yapılması yeni dönemde üzerinde çok durmamız gereken bir konudur. Zaten biz buna başlamıştık. Yani yavaş yavaş bunun çalışmalarına başladıydık ama işte biraz önce söylediğim konu, yani bunu bir vesile yaparak birçok yeni modellemeler yaratmamız lazım. Peki efendim, yavaş yavaş artık programımızın sonuna geliyoruz. Bu dönemde açılabilecek yurt dışı kaynaklı büyük ihaleler belki bir can suyu olur mu? Yani bu noktada adımlar atılabilir mi? Yani mesela Avrupa Birliği bu dönemde yatırımlarla ilgili bize ciddi bir kaynak ayıracağını düşünüyorum. Bu konuda gelen iyi haberler vardır. UNDP aracılığıyla açılacak olan büyük büyük 3 milyon, 4 milyon euroluk, 5 milyon euroluk projeler var. Bu inşaat sektörünü ciddi şekilde hareketlendirecektir. Aynı şekilde devletin iç borçlanmaya giderek bazı sorunları, yani kamusal sorunları gidermeye yönelik ihaleler açması lazım. Örneğin mesela hep söylediğim benim bir altyapılarımız, köy
ana arterlere giriş çıkışlarımız düzenleme ister. Bunun dışında okullarımız, kamu binalarımız, hastanelerimizle ilgili depreme karşı güçlendirme projeleri yapılması lazım. Bütün bunları 2022-23 yıllarındaki düşünülen yatırımları erkene çekip iç borçlanmaya giderek bir an önce ihaleleri aşması lazım devletin ki hareketlensin. Bu açıldığı zaman işsizlik düşecektir. Sigorta ihtiyaç sandığı gibi fonlara yatırım devam edecektir. O emeklileri ödemede kullanacak ve rahatlatacaktır. Artı devletin gelirleri buna paralel olarak gelişecektir. Yani bu en kısa vadede yapılması gerekendir. Bunu da bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Bu yönde gelişmeler, hareketlenmeler olacak. Evet efendim, son mesajlarınızı da alalım artık. Sonumuza geldik programımıza. Yani bizim sormadığımız, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa. Başında söylediğim gibi bu şeyi, sınavı verdik. Sağlıkla ilgili olan sınavı verdik. Şimdi sıra ekonomik sınavı vermeye geldi. Erken konuşmak istemiyorum. Moral bozucu sözler de söylemek istemiyorum. Ama çok 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 önemsiyorum. Bu sınavda yani bu sınavı verebilmemiz lazım. El birliğiyle hep birlikte bunun üstesinden gelebilmemiz lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet, yine bir gazete programının sonuna geldik. Konuğumuz Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Cafer Gürcafer'di. Bu programın sizlere ulaşmasında emeklerini ortaya koyan yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na da teşekkür ederiz. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Yarın yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.